Mavuklar ekranlarından selamlar. Uncharted'ın PC versiyonunu konuşacağız. Sony'nin en kötü çıkış yapan PC oyunu oldu bu. Oynanan oyuncu sayısı anlamında. Evet. Aslında hem biraz buna değineceğiz. Hem de Uncharted'ın PC performansına değineceğiz. Orhun, haberler sende. Evet Orhun, dinliyoruz. Ben de evet. Oldum gerçi PC versiyonu. Zaten girişte söylemiş oldum. Ben de tekrar üzerinden minikçe geçeyim. PC'ye pek çok oyun çıkarttı son zamanlarda Sony, biliyorsunuz. Hani PlayStation oyunlarını pek çoğunu çıkarttı. En sonuncusu da Uncharted Legacy Edition'da. Evet. Oyuncu sayısı itibariyle diğerlerine nazaran çok daha kötü bir başlangıç yapmış. Ama yani bu hem anlaşılmış bir şey, hem de üzüldüğüm bir şey benim. Anlaşılır olan kısmı şu, yani evet Uncharted serisi iyi, iyi güzel ama yani PC tarafında, ya benim gözümde hep denk olan oyunlar olarak Tomb Raider diyeceğim. Yani Tomb Raider ne kadar ilgi görüyorsa Uncharted'ın da o kadar ilgi göreceğine 3 aşağı 5 yukarı tahmin de ediyordum. Dolayısıyla şöyle bir şey var abi. Es geçmemek gereken bir şey olduğu için söylüyorum. Ona da yoruyorum çünkü biraz. İlk 3 oyun oynamadı ya PC sahipleri. Aynen. O da biraz sence evet, soru işareti yapmış olmasın ya? Onu da söyleyecektim. Olarak... Gears serisinin de yaşadığı bir derdi de yaşıyor aslında orada. Yani Microsoft da Xbox'tan sonra Gears serisini PC tarafına getirdiğinde. Hmm. Mesela ben Gears 5 ile giriştim. Eğlenceliydi, iyiydi, güzeldi ama yani dediğin gibi önceki oyunları çok da bilmediğin için böyle bağ kuramıyorsun. O birazcık zaman içerisinde oluşan bir base oluyor. PC'de o kadar da karşılığı yokmuş demek ki. Evet. Uncharted bu arada paket olarak geldi abi. Thieves of... Neydi? Legacy of Thieves olarak evet, geldi. Evet. Hırsız mirası. Uncharted 4 ve ek paket olarak çıkan, standalone tek başına çıkan Lost Legacy oyunuyla birlikte var. Lost Legacy da az buz oyun değil yani. Bayağı uzun evet, oynayabildiğim bir oyun. Ama tabii asıl oradaki önemli olan oyun Uncharted'ın 4'ün gelmiş olması. Ben valla Sony oyunlarının Days Gone falan bile mesela çok ilgi topladı ki Days Gone çok böyle eleştiri anlamında çok beğenilen bir oyun evet, olmamıştı Sony cephesinde. Ben çok böyle beğendiğim bir oyun değildi ama yapısı itibariyle çok daha fazla oyuncuya uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Hani açık dünyadasın, zombiler kesiyorsun, çok fazla aksiyon falan filan var. Uncharted biraz daha sinematik bir deneyim vaat ediyor aslında. Aynen. Oynanış anlamında. Bayağı hikaye izliyorsun. Yavaş başlayan bir oyun. Ki ben o açıdan çok Uncharted 4'ün böyle her anına bayılmamıştım önceki Uncharted'lar kadar. Biraz bana temposu bozuk bir oyun gibi geliyor Uncharted 4. Ama yine de üst seviye bir işçilik var içerisinde. O kabul ettiğimiz bir şey. O yüzden PC'de bu kadar talep görmemesi sadece şeyler, hem oyunun çok eski olması belki orada. Çünkü çıkan en eski galiba şey oyunu bu Uncharted 4 değil mi? Öyle olması lazım. 2016 oyunu diye hatırlıyorum Uncharted işte 4. Ve şey hani ya şey gerçeği de var. Days Gone'a nazaran tekrar bir üzerinden konuşmak gerekiyorsa Days Gone bir giriş noktasıydı aslında seri içinde. Anlatabiliyor muyum? Hiç oynamayan bir adam da gelebilirdi. Dediğim gibi Uncharted 4'ten giriş yapmak da istemedi insanlar belki de vesaire vesaire. Ve dediğin gibi hani eski de oyun ya. Hani şeye nazaran diğerlerine nazaran eski de bir oyun. Dolayısıyla bu noktaya ama geldi. Ama eski demezsin. O hani yok, yıl tabii, olarak eski, üzerine çok muhabbeti geçmiş olabilir ama gören bir insanın yani eski diyeceğini zannetmiyorum. Mümkün yani, değil. Zaten PC tarafında çok da iyi de gözüküyor yani. Hani onlarda hiçbir sıkıntı çok yok. Türkçe dublajıyla vesairesiyle beraber de gelmiş durumda. Türkçe evet, dublajıyla alakalı da belki biraz konuşuruz sonradan. Böyle bir ilginç de geliyor bir yandan. Hoşuna da gidiyor insanın kendi ana dilinde duyuyor olması da vesaire. Çok evet, az oyunda yaşadık yani bunu bu zamana kadar. Bunlar güzeldi. Ha, üzüldüğüm kısmıysa bu kadar az oynanmasında şu oldu. Ya hani gerçekten böyle daha sinematik odaklı, her ne kadar dediğin gibi birazcık tempo problemi var ve bayıyor. Hadi artık beni sal da oyun oynayayım diyorsun ama yani daha böyle çizgisel evet, bölüme girdiğin, belli bir amacı tamamladığın ve sonraki bölüme geçtiğin tarzda bir oyun da hani hakikaten arıyorduk ya bu aralar. Hakikaten arıyorduk. O açıdan da güzel bir yanı da var ama işte şey hani gerçekten belki de diğer Uncharted'larla beraber bir şekilde remaster, en başından itibaren remaster yapılıp gelmesi gerekiyormuş. Beni hani açıkçası hakikaten şeyde baydı yani. Eğlenceli kısımlar vardı işte hani çok başlangıcında olduğu için spoiler sayılmaz diye de tahmin ediyorum bunu. Oturuyorsun Crash Bandicoot oynuyorsun eşinle. Hani Crash Bandicoot evet, sana oynatıyor falan, böyle tatlı yanları falan da vardı. Ya diyorum ya tamam artık konuşmayı bırakın da yani neyin peşindeysek onun peşine düşeyim artık. Allah kahretsin falan diyorsun yani bir yerinde. Ya bana da biraz eski geliyor. Oynamamış biri bence 4'le yani 4'le giriş yapıp oynayabilir de tabii ki kaçıracağı şeyler olur ama müthiş çok, bir engel de değil bence. Yine oynasan oynarsın ama korkutuyor mu? Korkutuyor. Çünkü 4, 2 değil, 3 değil yani. Koca bir seri olmuş. Yani buradan girilir mi hissini çok veriyor. Bir de hikayeli şurada, oyun. Şeyi de söyleyeyim. Hani neden firmalar oyunlarına 3, 4, 5 demeyi bıraktığının cevabını arayanlar varsa bu yüzden. Biraz yani Assassin's Creed mesela bıraktı. Hani işte Black Flag'den sonra bir daha 5, 6, 7 diye devam etmedi yani. Çünkü firmalar artık şeyi fark etti. İsim ne kadar takısı artarsa o kadar ürkütücü olmaya başlıyor insanlar için. Japonlar bırakmadı mesela oyun. Final Fantasy. Final Fantasy 16. Onlara mı abi ilk 15'i oynamadım ama anlar mıyım? Resident Evil bile Village'la beraber bıraktı aslında 8 demeyi yani. Yani 8 ama ya yine göndermesini oyunlu yaptı böyle ama 8 işte yani. Tam değil yani. Yani o yüzden de kötü bir şey, isim değil mi bir yandan? Her biri ayrı bir eser aslında ama 4, 5, 6 falan hiç rakam koyunca daha ticarileşiyordu bir yandan. Eskiden alışkanlığımız var tabii de aslında hepsinin ayrı ismi olması da daha doğru. Ya tabii ki bir numarası olur genel seride de özgün bir isimleri de olmalı gibi.
artık karıştık zaten. Resident Evil serisi mesela remake de demiyorlar ya oyunlarına. Aynen. Yani remake de demiyorlar. Resident Evil 2, 2 tane var. Resident Evil 4, 2 tane var. Hatta 10 tane var. VR'ı da var falan böyle. İyice birbirine girdi isimler. Battlefield 1 var, sonra 5 çıkıyor falan. Sonra 2000 çıkıyor falan. Yani harman çorman bir isim takısı haline geldi yani. Aynı oyunun hem remaster'ı var hem remake'i var falan. Evet böyle. Evet yani bir sürü varyasyon var yani. O yüzden takılar şey. O takı biraz korkutucu. Bir de şöyle bir şey var. Uncharted'la alakalı bence problem o biraz da. Uncharted'ın ilk 3 oyununu oynayınca 4. oyunun giriş kısmı mantıklı geliyor. Çünkü ilk 3 oyundaki yaşadığı macerayı ve o macera yolundan sonra 4. oyunun başlangıcı şey ya, artık Nathan işi güce dalmış, maceraya bırakmış bir insan. Evet. Bize öyle bir şekilde karşımıza çıkıyor ama bunun öncesini bilmeyen bir insan için bunun bir ağırlığı veya bir garipliği yok. Uncharted 4'ün mesela içerisinde gene başlangıç sahnesinden söylüyorum. Çok hoş minik sahneler var işte. Nathan oyuncak tabanca alıyor böyle. Sağa sola sıkıyor hani o macerayı yaşamak için falan. Hatta o aynen. Sırada ilk oyunun müziği mi çalıyor? Öyle bir şey çalıyor yani orada. O temaya uygun bir müzik de çalıyor. Mesela bu çok güzel bir sahne ama önceki 3 oyunu oynuyorsan güzel bir sahne. Kesinlikle. Şu an o kadar geçen bir sahne değil. O yüzden oyunun giriş kısmı yeni bir oyuncu için çok böyle kucaklayıcı değil. Anlamazsın demiyorum. Anlarsın ama duygu geçmez. Tabii yoksa tabii. Anlamayacak hiçbir şey yok yani. Sadece duygu geçmiyor yani. O yüzden aynen. Biraz daha Uncharted 4'ün başlı başına çıkıp yürümesi biraz zor geliyor bana. Abi çok kesinlikle. Duygu olarak bağlı. Oynuyorsun. Ben de oynadım. Ama dediğin gibi işte hani karakterlerle bağ kuramıyorsun. Bir de şey kısmı var. Şöyle söyleyeyim. Çok da hani başlarda olsa bile spoiler olmasın yani. İşte çok uzun zamandır görüşmediğimiz bir karaktere eski maceralarımızı anlatıyor gibi oluyor. İşte daha önce yani bilmiyorum hangi oyunda nereye gittim ama Çambala'ya gittim. Şurayı buldum falan diyor. Hangi oyunda gitti onları bilmiyorum ama bir şey ifade etmiyor. Ya da işte dediğin gibi oyuncak tabancayı alıp bir şeyler yapması bir şey ifade etmiyor. Eşiyle güzel bir ilişkileri var ama yani eşi de tanıdığım da karakter. Yani Sima'yı tanıyorum da hikayelerini bilmiyorum. Belli değil. Yani Sally keza aynı şekilde. Hep tanıdığın, duyduğun isimler vesaire ama böyle girmek konusunda, karakterlerle böyle bir bağ kurmak konusunda o problemi yaşıyorsun. Ama bunu geriye de bırakabildiğiniz zaman 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 uzun sinematikleri haricinde keyifli bir aksiyon macera oyunu. İşte puzzle da çözüyorsun, tabii. Bir yerlere de tırmanıyorsun, kapışmaya da giriyorsun, yani silahlı çatışmaya vesaire de giriyorsun. Öyle tatlı bir hikayesi de var yani hani genelde böyle bir şey tarafına odaklandık çok. Hani dördüncü oyun buradan girilir bir mevzusuna odaklandık ama onu bir kenara koyduğumuz takdirde kaliteli bir aksiyon oyunu yani. Ya öyle hani oynanmayacak bir şey. Biz biraz şeyin cevabını arıyoruz aslında. Neden bu kadar az oynandığını cevaplıyor. Çünkü evet. Uncharted mesela çıktığı senelerde çok sükse yapan bir oyundu ve şeydi. PC sahiplerinin hani yani neden PC'de de böyle bir şey yok dediği bir oyundu. Hatta Tomb Raider'ı değiştiren oyundu Uncharted. Evet. Yani Uncharted çıktıktan öyle. Sonra Tomb Raider böyle bir revizyona gitti ve şu anki haline geçiş yaptı. O kadar etkili bir oyundu. O kadar etkili bir oyunun bu kadar zayıf çıkmış olması çok hani enteresan geldi bana. O yüzden bir de şeyi merak ediyorum abi. Teknik olarak PlayStation 3 oyunlarını yapamıyorlar PC'ye. Çünkü altyapıları farklı. Özellikle PlayStation 3'e özel oyunlardan bahsediyorum. O zaman PlayStation Cell mimarisi kullanıyordu falan. O yüzden yapamıyorlardı. Ama şöyle bir şey var. Uncharted'ın PlayStation 3 oyunlarını PS Store'da çıkarttılar. O PS Store'da çıkan oyunları PC'ye çıkartmak yani çok mu teknik açıdan zor acaba? Yoksa başka bir şeyden dolayı mı istemediler? Yoksa abi. Uncharted remake'ler mi gelecek diye. İlk oyunun kesin remake gelir. Bak onu söyleyeyim. Kesin ilk oyunun remake gelir. Çünkü ilk oyun en böyle apaçı Uncharted oyunlarından biridir yani. Ki döneminde çok iyi bir oyundu bu arada bence. Yani PlayStation 3'ün özel olarak en etkileyici oyunlarından biriydi. Ve çok erken çıkan bir oyun aslında. Kesin remake uğrar. O yüzden belki remake'le beraber PC'ye farklı şekillerde çıkartma planları vardır. Artık remake'ini görmeyeceğimiz bir şey olacağını düşünmüyorum. Her şeyin remake gelecek ya. Tabii net. Evet. Yani Uncharted orada bir tekrar şey yapar. Hangi oyunu yaparsan yap gidiyor bir de yani. Naughty Dog şu an başka şeylerle, projelerle meşgulmüş galiba. Ekipleri büyütmüşler hatta yeni oyunları için falan diye konuşuluyordu. Haberler çıkmıştı. Ama tabii birden fazla proje yaptıklarını da biliyoruz. Last of Us'ın hatta multiplayer'ın free to play olacağı dedikodusu çıktı. Multiplayer free to play olacak falan diye. Ben pek zannetmiyorum free to play olacağını. Ama belli de olmaz yani. Ya Naughty Dog neyle ilgileniyorsa devam etsin ona. Şimdilik çok da fazla şey tarafına gelmez ama bir dakika dur. Naughty Dog'la alakalı şunu da söyleyeceğim. Helal olsun. Ubisoft bakıp da bu arada şey alsın. Hani ders alsın. Assassin's Creed'lerin her birisinde Ubisoft yetkilisi şu an diyor ki kardeşim konu bize nereden geldi? Bak nereden geldi bak söyleyeceğim şimdi. Ben Assassin's Creed oyunlarını seviyorum ve hani çoğunda oynadım ve her birinde de illaki bak yani en az tırmandığın oyunda bile saçma sapan yere atladığım, tırmanmak istediğim yere tırmanamadığım oldu. Uncharted'da da oldu ama o kadar az oldu ve o kadar şey oldu ki hani elini uzatma mekaniği bile hani bak şuraya doğru uzattım nereye gideceğini gösteriyor olması bile tırmanma konusunda 8 tane, 10 tane, 20 tane kaç tane yaptıklarını da unuttum. Oyun yapmış Assassin's Creed'den daha iyi çözmüşler zaten abi adamlar 2016. Tırmanırken şey oldum. Bazen kendimi salmak konusunda ya da buradan düşersem ölür müyüm konusunda problem yaşadım. Onlarda problem yok yani. Oluyor yani o. Ama Assassin's Creed'den daha iyi tırmanıyorsun ya. Vallahi yani hani ya tabii ki Assassin's Creed birazcık daha oyda arcade olan daha böyle inanılmaz hareketler yaptığın ya bir oyun. Onda ayrıca şakayla karışık söylüyorum ama adamlar onu düşünmüşler. Bir de kullanıcı deneyimine de bakarak şey yapmışlar ve bunu düzgün bir şey yapmışlar. İnternette de meme olan şeydir yani. Şuraya atla, şuraya atla. En sonunda yanlış yere atlar. Şeye fırlatılan böyle bir kontroller olur ya öyle bir evet. İnternet meme'i vardı. O Assassin's Creed'le alakalı.
yapılıyor. Uncharted'la alakalı yapılmıyor. Bu bile bir başarı yani. Uncharted'ın ama orada tabii şey çok lineer bir tırmanma mekaniği var. Tabii. Yani görsel olarak iyi ama hata yapmayı, minimum hata yapmanı sağlayacak bir mekanik var. Hatta bak çok farklı iki deneyim söyleyeyim ben sana. Sen mesela bunu çok başarılı bulmuşsun. Ben çok sıkıcı buluyorum mesela. Yo, ben tek çünkü Uncharted 2 ve 3'te de bu mekanikle aynı mekanik vardı. Benzer bir şey vardı. Mesela bana hata yapma imkanı olmaması çok sıkıcı geliyor. Platform kısımlarını çok bayık hale getiriyor benim için. 2016'da da bunu hissediyordum ama şu an oynayınca çok daha fazla hissediyorum. Çünkü şu an artık bir sürü oyun gördük, bir sürü şey yaptık. Ama 2016'da bile mesela ben bundan şikayet ettim. Hata yapmak o kadar zor ki o tırmanma anları eğlenceli gelmiyor. Çünkü 2 ve 3'te zaten çok tırmandık artık yani. Biraz daha oraların dinamizm kazanması gerekir diye düşünüyordum. Ama bitti zaten seride bunun üzerine yani. Daha bir şey yapmadılar artık. Çoğu evet. Oyunda bir problem. Ya tırmanmak falan çok boş eyleme döndüğü zaman ya sadece hani aksın diye bir şeye basıyor gibi oluyorsun. Ekstra bir challenge olmayınca bazı şeylerin anlamı azalıyor maalesef. Eskiden Assassin's Creed'lerde mesela tırmanmak bir challenge'dı. Yani kaçış mekaniğiydi. Bir puzzle'dı o. Mekaniği vardı. Puzzle'dı doğru. Ama sonradan baktılar ki bu puzzle olunca oyunun ritmi artık çok şey oluyor. Bir de biz RPG olduk. 100 saat adama tırman tırman uğraşamayız deyip şimdi şeye çevirdiler. Hızlı bir eyleme çevirdiler. Yani sen bir yere tırmanmak istiyorsan hızlıca tırman. Yani kafan yorulmasın yani. Her yere tutunabiliyorsun. Her yere çekebiliyorsun kendini. Bir tarz yani. Belki Assassin's Creed Mirage'da bunu değiştirecekler tekrar. Öyle konuşuluyordu çünkü parkur mekaniği geri gelecek falan diye. Ya orada şey var. Ya hızlı yapman lazım. Yavaş yapacaksan da ona göre bir tehlikesi olması lazım falan. O bir zor bir karar verilmesi gereken. Burada böyle karar vermişler. Ben çok bayıldığım bir şey değil. Görsel olarak çok güzel dursa da oynanış hissi olarak söylüyorum. Ya yok tabii canım. Ya şey zaten canım. Yani bir Kolozyum'a tırmanmak, bir Galata Kulesi'ne tırmanmak ya da işte Notre Dame Kilisesi'ne tırmanmak falan. Tabii ki onlar ayrı mevzulardı ve dediğin gibi puzzle olarak kullanıyordu. Burada çok daha tek düze bir şey var da. Gerçekten bak şunu yaşamıyor olmak bile bundan bahsetme ihtiyacı uyandırdı bana. Assassin's Creed'in her oyununda bak şimdi şu kontrolörle şu hareketi yaptığım zaman şuradaki yere zıplayıp tırmanacak diyorsun. Bambaşka yere atlıyor ya. Onu yaşamamış olmak bile yetti öyle söyleyeyim yani. Arkaya atlıyor bir anda böyle. Evet, evet. Gizli gizli gitti. Tüm bölümün içine sıçıyorsun bir anda böyle. Evet, evet yani. Onu Brotherhood'da özellikle çok yaşamıştım yani. Ya bir de ben şeye tab oluyorum ya. Ben oyuncu yapısıyla mı alakalıdır bilmiyorum. Uncharted 4'te gizlilik geldi işin içine. Evet. Düşmanlar seni görme işareti falan var. Ya ben o olunca gizli gitmeye takılıyorum abi. İster istemez gizli oynayasım geliyor. Yani çünkü o mekanik var ya öyle oynamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve o mesela benim Uncharted tempomu yerle bir ediyor. Şu gizlilik hiç olmasın da yani anlıyorum gerçekçi olması için öyle yapıyorlar. Hani evet. Gizli olsun. Sonuçta durum gerçekçi bir durum ama o benim oyun tempomu çok bozuyor yani. Aksiyon oyundan ziyade gizlilik oyununa dönmeye başlıyor o zaman benim için. O da çok böyle süper bir gizlilik oyun olmadığı için Uncharted'da. Böyle bir zayıf geliyor gözüme yani. Benim o da de, bende de tam tersine benim. Gizlilik gösteriyorsa tam aksiyona giresim geliyor ekstra. Ters etki yapıyor sende yani. Bu arada gizli olmam gereken bir sekans benim en çok öldüğüm sekanslardan biri oldu bu arada. Hani ben de sevmedim gizlilik tarafını çok. Hani ya bir sıkıntısı var. Düşmanın seni görmesiyle alakalı da bir dert var. Tam olarak oturmamış yani. Çok ben şey yaptım. Hadi bu gizlilik kısmı artık bitsin de devamını gideyim falan diye yani. Bir an önce geçmek istedim falan yani. Öyle bir durumda oldu. Çok ben de beğenmedim şey tarafını. Şey de çok bilmeyen oluyor belki. Uncharted 4 aslında iptal olup bir daha yapılan oyunlardan bir tanesi. Normalde bayağı böyle olması planlanmıyordu. Evet, çok dertli bir geliştirme süreci. Normalde ilk 3 oyunu yapan Amy Hennig diye bir ablamız vardı. O yapacaktı bunu ki yapmaya başlamıştı. Hatta oyunun yarısına kadar silah kullanmayacaktı Nathan. Öyle bir kurgusu vardı kafasında. Hani bu işleri bırakmış, tövbe etmiş gibi bir tip olacaktı yani. Öyle bir şey düşünmüştü hikaye anlamında falan. Sonradan tabii Amy Hennig ayrılıyor, beğenilmiyor mu, ne oluyor Uncharted 4 artık bilmiyorum falan. İşte bu Last of Us'ı yapan Neil Druckmann'lar falan geliyor. Ondan sonra Uncharted 4 böyle bir şey evriliyor. Çok da uzun süreli geliştirilen bir oyun değil aslında o görsel kalitesine rağmen. O yüzden de belki bazı konuları tam istedikleri gibi yapamamış, geliştirememiş olabilirler. Neyse abi benim diyeceklerim bu kadar. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Benden yana yok. Yani oynadım, beğendim ama şey gerçekten çok spesifik bir tecrübe. Hani insanların birazcık en azından böyle bir ya demos olsaymış da oynayıp karar verselermiş keşke falan diyesim geliyor. Hikayeli yani. Oyun seviyorsanız Türkçe dublaj da var o açıdan söylüyorum. Yani ben film gibi oyun oynarım abi. Ben film gibi oyunları seviyorum diyorsanız Uncharted 4 bu sektördeki en film gibi oyundur yani bence. O yüzden direkt bakın film gibi oyun seviyorsanız. Ama öyle çok hikaye değil. Ben oynanış yoğunluğu daha fazla olsun istiyorsanız tam damağınıza gitmeyebilir onu söyleyeyim. Ama yüksek kalite bir oyun. Böyle küçümsenecek yani bir iş değil yani. Tam işten okuldan eve geldin uzandın çok da böyle kasmadan rahat dizi izler gibi izlediğin arada oynadın. Evet. Hikayeli, yüksek prodüksiyonlu bir tecrübe işte. Uncharted hayatında bu kadar herhalde artık salla pati bir oyunmuş gibi bahsedildiği bir dönem olmuş. El ayağa düştüm ben Uncharted'a. Arada bakmasan falan. Da olur zaten oynuyor falan. Arada çekirdeğini çitlersin, bir kolanı yudumlarsın falan öyle dönerler falan. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.